bilir. Bu gece uzun zamandan beri nefes konusundan bahsetmedik. Bu hafta da başka bir televizyon programına konuk çıktığımda orada bir nefes tekniğini aslında anlattım ama birçok insan orada kısıtlı zamanımız olduğu için anlamamış. Bu aslında çok işe de yarayan bir metot. Hemen bir iki dakika göstermek istiyorum programımızın başında. Şimdi hepimizin hayatta bir takım gerilimleri oluyor. Yanlış bir şey yapacağımızı bazen biliyoruz. Bile bile o yanlışa adım atıyoruz. İşte bu tip anlarda gerilimimizi kesecek, azaltacak, sizin enerjinizi daha iyi hale getirecek, belki de o hatayı yapmaktan sizi kurtaracak çok kısa, çok basit ve herkesin kolaylıkla her hakkına geleni yapabileceği bir nefes tekniğini şimdi sizinle paylaşacağım. Şimdi bu nefesimizde burnumuzdan nefesi aldıktan sonrasında ağzımızdan vermiyoruz. En önemli kısmı aslında burası. Ne yapıyoruz? Öncelikle işaret parmaklarımla kulaklarımı tıkıyorum. Ardından burnumdan nefesi aldıktan sonra nefesi derin bir şekilde aldıktan sonra ağzımdan bırakmıyorum ve M sesi çıkaracak şekilde, M harfini takip edecek şekilde bir ses ile bırakıyorum tekrar burnumdan. Şimdi ben size uygulamalı olarak göstereyim. Şöyle kapatıyorum kulaklarımı. O ses artık çıkmayana kadar devam edeceksiniz. Bunu ne zaman yapabilirsiniz? İstemediğiniz bir kişiyi aramak üzeresiniz, onu azarlamak üzeresiniz, ilişkiniz daha kötüye gidecek biliyorsunuz ama kendinize hakim olamıyorsunuz. Bir bu tip zamanlarda. Onun dışında patronunuzla bir gerilim yaşadınız, çıkıp siz de iş yerindeki diğer insanlardan hırsınızı böyle çıkarmak istemiyorsunuz bu tip zamanlarda. Veya çok büyük bir sunum yapacaksınız ve çok gerilim içindesiniz ve heyecanlı hissediyorsunuz. Bu tarz zamanlarda istediğiniz gerilimle ilgili bütün zamanlarda bunu kullanabilirsiniz. Bir kez yapmak yeterli olmayacaktır. 5 dakika kadar devam ettirebilirsiniz. Ayrıca benim hiçbir sorunum yok diyorsanız sabah uyandığınızda ve gece uyumadan önce de yine bu nefes tekniğini kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı düşünmenizi sağlıyor ve bunun dışında artık o yapacağınız negatif hareketin çok daha dışına çıkmış oluyorsunuz.